Hepinize merhaba. Uzun zamandır beklediğiniz vlogla karşınızdayım. Bayağı uzun zaman oldu vlog çekmeyeli. E, bu konuda özür diliyorum ama yani böyle hiç hani vlog çekmeye alışkın olmadığım için birazcık acımı hissediyorum kendimi. O yüzden çok girişmiyordum vlog işlerine. Ama artık çok önemli bir haberim var size. E, niye gözlüğüm yok ondan da bahsedeyim. E, kulaklık olmadığında gözlüğü taktığımda fark ettim ki konuşurken böyle böyle yaptığım için herhalde saçmalıyorum. Düşüyor gözlüğüm. O yüzden yapmayayım da sizi de ayar etmesin ya böyle durduğunda falan ne öyle 60 yaşında dediği gibi Neyse şimdi konumuz o değil ne konuşacağız bugün sizlerle Bugün sizlerden hani Birkaç sıkıntımı birkaç Güzel değişik haberler vereceğim size ee, Çok önemli bir vlog benim için lütfen hani sonuna kadar iyice dinleyin iyice benim fikirlerimi anlayın ee, Şimdi ilk bahsedeceğim olay Güzel haberi sona bırakayım. Tamam aynen. Sona sağmayın sakın. Ee, çünkü hani böyle güzel bir istiyorum. Aslında değineceğim çok şey var. İnşallah unutmam. Lütfen unutmayayım. Tamam. Şimdi ilk bahsedeceğim şey şu YouTube'da dönen özenti mevzusu. Şimdi şundan birazcık bahsedelim. Mesela bir başka kanal bir oyunu oynadıysa diğer kanallar bunu çekerse özenti olmaz. Bir başka kanal bir ceza yaptıysa, diğer kanalda aynı ceza yaptıysa özenti olmaz. Bu esinlenmeye kaçar. Esinlenme de olur. Niye? YouTube güzel bir platform, büyük bir platform. Herkes birbirinden esinlenip güzel şeyler yapabilir. Ayvetten. Şimdi siz başka bir kanalda bir oyunu izliyorsunuz. Çok beğeniyorsunuz. Sonra bana yazıyorsunuz. Sahra abi bu oyunu çek. Veya sağ dostum bu oyunu çek. Ben de çekiyorum. Yani ben başka kanaldan görmem için ya yani böyle çok değişik bir atraksiyon olması lazım ki o ulan herkes görmüş şey olmuş falan ben de baka izlerim. her güzelse e, ben de yapmaya çalışırım. Şu özenti dediğiniz kelime birazcık Türkçe dersi vereyim. Tabi hani e, lafımı üstüne alınmayın. Hani ben şey yapanlar için diyorum o söyleyen o e, insanlar için söylüyorum. Şimdi özenti kelimesi şudur. Şimdi bir başka kanal bir ceza yaptı diye diğer kanallar yapmasaydı zaten YouTube'da 3000 tane o Chubby Bunny mi o Marshmallow işte o challenge olmazdı. İlk kim yaptı bilmiyorum. PewDiePie mi yaptı? Kim? PewDiePie yaptıysa mesela e, madem başka kanallar yapmayacak PewDiePie onun hakkını alsın. Diğer kanallar yapmasın o zaman. Yani düz mantık bu. O yüzden e, bu çok böyle saçma bir e, durum. Onu belirtmek istedim. E, yani özenmek dediğiniz şey şudur. Bir başka kanalın hareketlerini yapıyorsam mesela e, yani adamın işte girişi böyle bir anda böyle bir şeyler yapıyor. Ben de aynı şeyi yapıyorsam Adamın gülüşünü taklit ediyorsam, adamın bir şeyini taklit ediyorsam bu özentiliğe kaçar. Ama adamın oynadığı oyunu oynuyorsam, adamın yaptığı cezalı bir oyunu aynı cezayı kullanıyorsam bu özentiliğe kaçmaz. Bu esinlenmeye kaçar. Bu ikisinin arasındaki farkı anlayamayanlar varsa gitsin yaşamasın. Yani bu kadar <laughs> net yani. Çünkü çok saçma gider. Yani bu zor bir şey değil. Özenmek ve esinlenmek arasındaki farkı anlamak zor bir şey değil. Ee, hiçbir zaman e, özenti olmadık olmayız. Sadece esinlenebiliriz. Esinlenmek de herkesin yaptığı bir şey. Evet şimdi bu konuyu geçelim. Bu zaten çok gereksiz bir konuydu. bunu önceden bir size anlatayım dedim. Şimdi asıl mevzu. Asıl mevzu değil. Bir tane daha mevzu. Geçen bir yorum geldi. Facebook'ta paylaştım. Yok işte bir videoda hani mutlu bir şekilde demişim ki işte ee, geçen bölümde çok like geldi. Beni çok mutlu ettiniz. Sen demişim. Altına adam yazmış. Ne yazmış? <laughs> Şaka gibi demiş ki tabi mutlu olacaksın o kadar like alıyorsun o like'larla para kazanıyorsun demiş vay be Ulan like'lara para kazansaydım şu an Miami'de olmam lazımdı bu videoyu Miami'de çekerdim ee, O da iyi bir saçma zaten Bunu yazan insan Yani araştırmaktan aciz olan insandır çünkü e, Google'a yazsanız Hani YouTube'dan nasıl para kazanıyor zaten o açıklar benim açıklamama gerek yok e, Google size anlatır hmm, ben de ufak şey geçeyim. E, videolardaki reklamlardan kazanç gelir. Yani siz isterseniz bana 30 bin like atın. isterseniz 5 milyon yorum yapın. Benim kazanacağım para değişmez. Zaten bu konuşacak konu değil. E, bu saçma bir konu. Şimdi saçma kısmı. Ama bunu da açıklamak istedim. Çünkü gerçekten çok saçma bir hani şey. Yani ben like size niye isterim? Yani her YouTuber'ın bir şeyi de bu. Like atmak çok basit. En basit. Yorum atmak yavaş. Böyle yazarsın bir cümle falan. Tamam yorum atmayabilirsin. Ama like en basit. Ne yaparsın? Tam ekran mı izliyorsun? küçültürsün. Like basın. Bitti. Kaç saniye? Bir saniye bile değil. Yani bunu yapmak. zaten ben like'ları şöyle mesela de serisinin like'ları mesela çok düşük değil mi? Niye düşük? Oyunu sevmiyorsun. Zaten tut. Ama ben oradaki like'a bakarak beni harbi bir seven tayfayı böyle hemen hemen anlıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Youtube'a e, çok konuştum gene. Youtube'a e, kayıt olmadan izleyen takipçilerim de vardır. Veya hiç yorum like umunda olmayan takipçilerim de vardır. Saygı duyarım ama böyle hemen hemen böyle gerçekten hani beni sevdiği için izleyen tayfayı böyle hemen hemen tartabiliyorum. Hani beni seven tayfa zaten şöyle oluyor. İlk bir iki saatte böyle üç saatte like ne kadarsa o zaten direkt fanboydur. <laughs> Fanboy. Ya ee, hadi onu geçtim. Oyun kötü olsa bile like atan hani beni sevdiği için atıyordu. Ben de zaten böyle bir kitle oluşturmaya çalışıyorum. Yani ben gidip beni oyun için izlerseniz sıçtınız. Yani ayıp da söylemesi sıçtınız. Çünkü agamele ders serisini hiçbir zaman bitirmeyi düşünmüyorum. Ee, çünkü seviyorum böyle oyunlara bakmak, inceleme tanıtmak ee, güzel oluyor, zevkli oluyor. Öyle yani. Hani oyun için izliyorsanız çok yanlış yerde Haberiniz olsun. Ha? Haberiniz olsun. Neyse <laughs> <Değilse>, tamam. <laughs> Sıkıntı değil. E, çoğunuz şöyle diyor. işte abi biz seni sevdiğimiz için tepkilerinizi, işte tepkilerini zaltını zultunu, samimiyetini sevdiğimiz için e, takip ediyoruz diyenler zaten adamın dibi. Dibi yani. Ben ben de onları çok seviyorum. Zaten benim de amacım bu. Şimdi bu çok uzun bir video olsun istemiyorum. E, yani bu iki olayı anlatmak istedim. Çünkü çok saçma iki olaydı. Evet. Yani e, bu ikisi geveksiz mevzular. Bunları da açıklamak istedim. Benim YouTube'daki ana amacım ne? E, güzelce büyümek ama hani düzgün. Kendi emeğimizde, Samimiyetimizle samimiyetimizde, Ben şimdi her zaman nasıl bildiniz beni? Hani küfür etmez. Arada tabii argo, zartur kaçabilir. E, samimi. Ya ben samimi olduğumu düşünüyorum. Sonuçta e, her zaman yani size her zaman saygılı ve sevgiliydim. Ee, böyle yani bizde o tam bu. Biz hep böyle efendi olduk, efendi olduk. Bazen ee, hani hep düşünüyordum eskiden hiç kimse küfür etmezdi falan yorumlarda. Şimdi bu kadar efendi, samimi bir bi olmama rağmen ya ben kendimi öyle düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman kimseye bir saygısızlığım olmadı. E, efendi biri değilsin diyen olursa da zaten ayıp eder. Evet. Ona rağmen küfürlüyorum geliyor yani. Hani niye geliyor? Ben hep böyle düşünüyordum. Ee, hani bu efendiliğimiz acaba hiç küfür vermez miyiz falan. Ama kanal büyüdükçe oluyor. Ayetten şöyle bir şey. Ee, 50 bin 60 bin abone olduğumuzda niye vlog gelmiyor? Niye kutlama yapmıyoruz? daha tut falan. Youtube'a başladığımdan beri bir tane hedefim vardı. O da 100 bin. Tamam mı? 100 bin olduktan sonra kralı sizi bekliyor. 100 bin olalım hayırlısıyla. Yakındır o günler. Olalım o zaman konuşuruz. Çünkü 100 bin özel güzel şeyler olacak. Ya amacım yüz binde o yüzden böyle 60 binde falan vlog gelmiyor. Zaten vlogla çok şeyim yok benim aram yok. Ama işte bu vlogu yapmak zorundaydım. Çünkü çok çok önemli bir haberim var size. Oh şimdi e, dandik durumlardan bahsettik değil mi? Şimdi asıl mevzuya geliyorum. Belki kızacaksınız, belki garipseyeceksiniz, bir şeyler olacak ama ee, yani nasıl açıklasam bilmiyorum. Ee, arkadaşlar kanalın ismini Salt Atilla'ya çevireceğim. Çok güzel bir ee, arka plan. Artık düzenli bir yayın akışımız olacak. Yani video akışı diyelim. E, hafta içi her gün saat 18.00'da e, video yayınlayacağım. İşte gelen seviyeler, de seviyesi, farklı seviyeler her türlü şey gelebilir hafta sonu da siz daha müsaitsiniz diye hafta sonu yani cumartesi pazar günleri de ikişer video gelecek hem 16.00'da hem 18.00'da yani şöyle bir şey var haftanın 7 günü siz 18.00'da benim kanalımı düzenli bir şekilde açıyorsunuz ve videoları keyifli bir şekilde izliyorsunuz yani böyle bir düzen getirmek istedim hani bir 3 dağıtıyorum bir 5 dağıtıyorum bir 12 dağıtıyorum bir 1 dağıtıyorum böylelikle hani ne zaman video geleceğini siz bileceğiniz için daha rahat e, olacaksınız saat 18'de gelip e, 20 dakika videomu izleyip ondan sonra topuklayacaksınız yani ilk gören siz olacaksınız ona göre kendinizi ayarlayın hafta sonu da dediğim gibi hem 16.00'da hem de 18.00'da yeni videolar gelecek yeni. Çünkü şu anki çok eski. Kanalı ilk kurduğumda yapmıştım. Çok güzel yeni bir arka plan. Çok güzel bir Resim Artık kanalın ismi Safit olacak ve Safit olduğundan itibaren daha farklı şeylerde düşünüyorum kanal için. Niye Safit oluyor? Çok böyle am bir şey yok. Sadece ben öyle istediğim için, Safit olarak tanınmak istediğimden ötürü öyle yapıyorum. Zaten yani gibi girişleminde falan hiç kanalın ismini kullanmıyordum hani. O yüzden sahip diliyle çevirdiğimde hani çok somun sorun edeceğini sanmıyorum. inşallah etmezsiniz. Yani böyle küçük yani nasıl diyeyim? Umarım fikrime saygı duyarsınız. Artık sahip atilla olarak devam edeceğiz. Evet. Sahip atilla olarak devam edeceğiz. Daha yeni şeyler de bekliyor. Yani bakalım hayırlısı. Güzel şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar bu arada size çok ufak bir duyurum daha olacak. Ben ikizler Burcu'yum yani Haziran'a denk geliyor biliyorsunuz. 20 Haziran benim doğum günüm. Artık doğum günümde bana bir şeyler atışlarsınız. hanemiş benim tırtıllarım, hanimiş benim tırtılım? Yani 20 Haziran benim doğum günüm. Bugün 8 mi 9 mu um artık ne size bilmiyorum. Ben 13 Haziran'da biliyorsunuz LSE'ye gireceğim. 14 Haziran'da da gireceğim. 21 Haziran'da da gireceğim. 3 tane LYS sınavına gireceğim. Hem TM hem sosyal olmak üzere. Ee, öyle. Onu daha haber edeyim dedim size. Ee, 20 Haziran'da benim doğum günüm. 20 Haziran'da bir vlog daha çekmek istiyorum. Doğum günüme özel. Artık o videonun altında artık kutlar mısınız? Ne yaparsınız? Hediye alır mısınız? Ya bilmiyorum artık. Bana bir kalp koysanız bile benim için o bir hediyedir. O aklınızda olsun. Şimdi. 20 Haziran'da ama ne yapacağım sorularınızı cevaplamak istiyorum ama Kanalın ismi de Sarp Atilla olmuşken Şöyle bir kıyak olsun Twitter'dan Kare Yani hashtag biliyorsunuz Sarp Atilla Kare Yani hashtag Sarp Atilla Sarp S'si büyük Atilla'nın A'sı büyük yani çok basit e, Hashtag Sarp Atilla yazıp Sorularınızı Sorabilirsiniz Böyle yaratıcı güzel Sorularınızı bekliyorum kesinlikle ee, size yakışır sorular bekliyorum yani böyle hani güzel sorular. Ona göre sizin yaratıcılığınız güzel olursa benimki de güzel olur. Ben de ona göre şekil bir şeyler ayarlarım artık montaj montaj bir şeyler yaparız yani. Evet. Ee, ayriyetten ayvetten bakalım ee, bu video yani ne kadar like alacak? Ee, umarım beğenirsiniz. Vlog yani ben biraz acemiyim bu konuda. Hani hor görün. Yani böyle çok hani böyle hareketli bir şey olmuyor. Yani videolarda daha şeyimdir biliyorsunuz. Ama zaten bugün değindiğim konular bir kanal için çok önemli isim değişikliği. Diğer ikisi de yani benim canım sıkan mevzulardı. Yani diğer bir da şey yapacağız. Hmm, Siz söyleyin. Soruları cevaplayacağım. Bir de bir şeyler yaparız yani. Ben düşünüyorum güzel bir şey. Bana mı bakın. Bana mı bakın. Siz, siz bana mı bakın. Ayrıca oyun videolarımız devam edecek biliyorsunuz. Ee, eğer bu vlog böyle 2000 like, böyle 3000 like falan görürse ya valla düzenli yapmak yapmaya çalışırım. Yapmak isterim. Yani 2000 3000 like olursa yaparım yani. Anlarım ki seviyorsunuz. Yaparım konuşuruz, muhabbet ederiz. Sıkıntı yok. E zaten bu videoda bu videoyu çekmeden bir hafta önce böyle kafamda çok mevzu vardı. Çoğunu unuttum ben. Birkaçından bahsettim. İlerleyen zamanlarda onlar da aklıma gelir. Bu sefer 20 Haziran yani doğum günümde yayınlayacağım vlogumda e, bahsederim. Öyle. Yani konuşacak çok mevzu var emin olun. Yani Konuşmuyoruz ama aynen konuşuruz Konuşuyoruz yani sıkıntı yok. Evet ne yapalım? Valla oyun videosu değil ya böyle bir şey oldum ya. Bana bir garip geldi ama o yavaştan alışırız blok işine de. Bu arada kanalın arka planı harbi bir efsane oldu. Buradan ee, Erdi kardeşime, Jax Graphic Design kanalının sahibi Erdi kardeşime çok 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 teşekkür ediyorum. Aşırı güzel bir çalışma olmuş gerçekten çok beğendim. E, eee... Hatta bir speed art videosu yapmış hani böyle çalışmayı yaparken böyle hızlı hızlı geçiyor ya görüyorsunuz ben. Onun da linkini açıklamada bırakayım. Hatta ekranda da çıksın. Oradan tıklayıp izleyin. Altına da artık beğen yani güzel yorumlar yazarsanız ayetten onun da kanalına abone olun. Gerçekten çok kaliteli çalışmalar yapıyor. Ee, yani güzel. Takip etmenizi öneriyorum. Hani en azından böyle güzel gö gözünüz güzel bir çalışma görsün yani. Belki siz de yapmak istersiniz o tarz şeyler. Öyle yani. Veya kendi kanalınız varsa yaptırmak isterseniz vesaire vesaire. Evet. Başka diyecek bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Benim için önemli mevzulardı. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Hani böyle güzelce anlatmaya çalıştım her şeyi. Böyle. yani anlattığım her şeyi tamamen anladıysanız çok mutluyum ben. Çünkü bunda gerçekten hani anlamanız benim için çok önemliydi. Öyle. Bakalım 100 bin olduğumuzda dediğim gibi 100 bin özel sizi çok güzel bir şey bekliyor. Umuyorum oluruz. Çok güzel destekleriniz geliyor. Like atıyorsunuz, güzel yorumlarda bulunuyorsunuz falan filan. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz beni. Hepinize ayvetten çok 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 teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.